Sevgili gömercilerimiz bir bölüme daha karşınızdayız ve yine çok heyecanlıyız. Çünkü uzun zamandır yine konuşmayı düşündüğümüz sivil bir konuyla karşınızdayız. <laughs> Popüler kültür dışında bir konuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz hepimizi zaman zaman delirten, çileden çıkartan, cinnet geçirten bir takım insanlar var. İnsanların bazı hareketleri var. Ee, biz de bu hareketleri insanı insandan soğutan hal, <laughs> hareket, tavır, davranış ve bazı lafları bugün gömeceğiz değil mi Ayşe? Evet bir tanem. Biz bu programa e, kefenimizle çıktık bu yola diyor. <gülüyor> 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 Ve e, bizi soğutan, eminim hepinizi soğutan detaylar var hayatta. Aslında bir kamu spotu olacak bu. Evet. O yüzden bunların hepsini bugün masaya yatırıyoruz. Şor, şor, şor bir nehir gibi akacak önünüzden. Haydi alın bakalım kürekleri. Başlayalım gömleğe. <laughs> Ayşe'cim. Beni en sinir eden ve birçok insanda da sinir eden şey uzun zaman sonra seni görür görmez sen kilo mu aldın ya evet. diyen insan. Ananı aldım diyeceksin <laughs> yani ona ama küfreden bir insan olmadığım için demiyorum tabii ki Asla. ve seksist küfürlere karşıyım. Ya da çok kilo verdiysen ne kadar zayıflamışsın sen de havaya girersin böyle evet zayıfladım. Ama bu kadar yeter artık verme. Ay Ama, sana ne ya? Evet, sana ne? Ama gözaltların çökmüş. Çökçüse bana çöktü efendim. Ya evet sana, sana, sana ne çöktü? ya? Kapatıcısı var, şeyi var. Sen ne karışıyorsun buna? <laughs> Fiziksel özellikten, uzun süre özellikle görmediğiniz insanlar size dem vurursa iltifat etmiyorsanız susun. Susun. Yani güzel bir şey, müjdeli bir haber vermeyeceksiniz. Konuşmayın efendim. Evet. Bir ne de... kadar seksi olmuşsun diyebilirsiniz mesela. Hmm, ya da saçların ne kadar güzel, cildin benim geleceğimden daha parlak. Göğüslerin gibi. ne kadar dik hayır tabii ki böyle bir şey sapık gibi yani yumuşak yumuşak <laughs> öpeceğim Feyzeciğim. öyle bir şey değil. Saldır... <laughs> gibi. Saldıraya dönüşmeyin yani. <gülüyor> <gülüyor> mesela benim e, şu çok hoşuma giderdi ama kimse bunu bana yapmadı. <laughs> ne giderdi söyle bakalım gömleklar seni görünce. E, bakalım ne diyecekler bana e, Ayşecim ne kadar genç gösteriyorsun. <laughs> Ama gösteriyorsun Bak, sadece. Çünkü e, yaşımdan itibaren sadece <laughs> genç gösterebileceğim yaşlarda olduğum için ve şu çok rahatsız edici bir şey mesela. E, kaç gösteriyorum dediğinde tam yaşını söyleyen gerizekalı. Aa, aa ya da daha üstünü söyleyen. Tam <laughs> çatlasa 45 ya, efendim. <laughs> Arkadaşlar belli ki kaç gösteriyorum dediğimde sizden iltifat bekliyorum. Bana 40 demenize hiç gerek yok. Ben 30 32. Ben daha sinsi ne yapıyorum biliyor musun? Yaşımı bir konuyu oraya getiriyorum. Kendi yaşımı olduğu gibi söylüyorum. Ve karşıdan hiç göstermiyorsunu bekliyorum. Mesela Aa, şöyle e, iki ay sonra ben 41'im bazen diyorlar ki hiç göstermiyorsun bazen de iki ay sonra 41'im hadi ya hadi ya mı geber yani. <gülüyor> <gülüyor> bir diğer unsur bir kere zaten insanları fiziki özellikleriyle yargılamayı ve ilk gördüğümüz anda onlara yok çökmüşsün yok yorgunsun yok saçın dökülmüş demeyi bırakıyoruz. Evet. Bütün gömercinler Üçüncü bugün burada. Üçüncü kişilere de koyun. aynı şekilde. Evet. Oha kadına bak adama bak filan o yorumlarda falan görmeyeceğim parmağınızı kırarım kimseye yorumlarınızı. <laughs> bir diğeri de e, buldumcuk olan sevgililer. Beni en soğutan hayatta insan. Yani bir sevgili bulduğu andan itibaren sanki bütün dünya bekarmış ve bekarlığı mecburen yaşıyormuş gibi davranmaları. Of evet ya ve yani ee, evleri, odaları, otelleri yokmuş gibi her yerde e, kuburcuk yavrusu gibi e, birbirlerine e, şey yapmaları, iltifatlar etmeleri. İltifat da değil de yani şey yapmaları, musubi, münasebet, hızır yapmaları. E, bunlardan da ben hoşlanmıyorum lütfen. Evinizde ne yapıyorsanız yapın. Tamam elle tutuşmayı falan okuyun. Yeter room diyoruz onlara. <laughs> Bir de e, hadi onu yapıyorsun tamam mı? Birlikte oluyorsun ve fakat. E, biriyle tanıştırıldığı anda evleneceğini düşünen insanlar var. Yani hmm. öyle hayatta. Mesela benim şöyle bir arkadaşım vardı. ismini vermeyeyim. Bedriye. Bedriye, <laughs> Bedriye şöyle... diye de nickname koyman <laughs> Kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Bedriye dedi. <laughs> Ona selam olsun. Yine üç eceli. <laughs> e, Bedriye şöyle bir şey derdi bana. Bir yere çağırdık onu. Bekardı 44 yaşlarında filandı. Geleceğim ama orada erkek var mı? <laughs> Yani bu Adile Naşlı, vay benim elektrikçim, elektrikçim Tarık Akan'la öyle bir karakteri var diyorsun. Karafil oylum oylum geliyor servi boylum. Servi boylum gelince şen olur benim gönlüm. Vay benim elektrikçim, elektrikçim. <laughs> Erkekler üstüne atlayan. Ay canım benim. Yani ben ya. derim ki hayatımda daha saçma bir soru duymadım. Hani ne konserin kimin olduğunu soruyorsun. Ne nerede olduğunu soruyorsun. Ben kadınlar matinesine çağırmıyorum seni. Muhakkak erkek var. Yani Murat Öfkeç'in kadınlar matinesine sefalar. <gülüyor> <gülüyor> Ve daha kötüsü <laughs> e, senin de çok güzel bir tespitindir bu. Evli olduktan sonra sanki bekarlar pavyona düşmüş gibi davrananlar. Hey, bekarlara gerçekten kötü yola düşmüş muamelesi yapmayın ya. Yani canım olsun sen de herhalde yalnız seyahat <laughs> ediyorsun olsun. falan. Yalnız seyahat ediyorum tabii ve nasıl özeniyorsun bana yalnız seyahat etmeme, yalnız sinemaya, tiyatro. Yalnız mı gidiyorsun tiyatroya? Tabii ki yalnız gideceğim tiyatro. Tiyatroya yalnız mı gidiyorsun? Meczup muyum ben ya? <laughs> Tabii ki yalnız gideceğim. Ayrıca grupça tiyatroya gitmekle ya. Al işte ne zaman sinemaya gitsek atılıyoruz sinemada. Evet konuştuğumuz için en azından mesela <laughs> Kaan tek gitse ben olmasam yanında. Atılmayacağım. Filmi sonuna kadar izleyebilecek ama biz birbirimizi dürtüp konuşmaktan. Hadi çıkalım arada çıkalım 45'te çıkalım Kurbanla şeker bayramını birleştirelim derken. Bundar oluyor o film ve gittiğimiz filmlerin çoğu da kötü oluyor maalesef. Bir de dünyada herkesi çift yapmak için dünyaya gelmiş insanlar var. Mesela benim teyzem bu beni inanılmaz soğutur. Hmm. Evli olmadan önce ben bana şöyle şeyler söyledi. söyledi. Ayşe'cim seni biriyle tanıştırıyorum nişan garanti. Nişan garanti ne ya bu? 3 yani yıl, yıl süresiz garanti. Adam cebinde alyansla gezmiyorsa ya <laughs> nişan garanti olamaz teyzeciğim. Bir de böyle tipler var. Hani seni biriyle tanıştırırken o seninle ilgili daha ciddi düşünüyormuş gibi. Çok kötü. Ya da sen bekarsan başka bir bekar tanıdığı da varsa mutlaka ikiniz sevişmelisiniz ve evlenmelisiniz gibi. <laughs> o, o da korkunç bir şey. Ee, onu da sevmiyorum ama benim çok sevmediğim yine bir insan özelliği. Ee, ayakkabıları dışarıda çıkıyor. <laughs> Bakın. Tamam ayakkabıyla evde gezilmesin. Aşkı memnun evinde yaşamıyoruz. Ee, hijyen için çok önemli evet ayakkabıları çıkarmak. Ama içeride çıkarılsın. Yani dışarıda o böyle paspasın. Hele geçen gün bir arkadaşımın evine gittim. Apartmana gittim. Yani güzel bir Christmas çiçeği koymuş. Ne kadar muhasır ve batılı. Kapı yeni cami. Yani böyle bir kültür sentezi ben kaldıramam. Ve zaten o 8 tane ayakkabının kokusu bütün apartmanı sarmış. Alın evinize efendim ya. Evet. Alın bir portmanto alın ya. En azından dışarı portmanto ol. Madem içeride yerin yok. Ay dışarıda istemiyorum portmanto. İçeride portmanto, içeride <laughs> ayakkabılar içeride. Çok kötü ya. Ama biliyorsun ya. Türk mimarisinde artık çok metrekareden çaldığı için inşaatçılar içeride. Gömme yer portmanto. Yok. Gömme dolap. Gömme portmanto olsun lütfen. Ayakkabı dışarıda görünce benim bütün bütün günü mahvoluyor. Mahvoluyor ve çok libido öldüren de bir şey. Evet patik de çok libido öldüren bir şey bu arada. Yeri gelmemişken söyleyeyim. Bu arada gerçekten bu doğum atışı Patik fantezi olan biriyle olduğunu düşünsene korkunç. Aaaa, korkunç. <laughs> Evin ana gibi geziyorsun. Baby doll. I love your <laughs> titty bitty yani. Ay bu arada geçen bölümde gömmeyi unuttuğumuz bir şey daha söyleyeceğim. Ee, do hani Kızılcık şerbetini de evet. hatırlıyorsan eğer pembe. Doğan'ın pijama giymesine takıp ona gidip baby doll hediye ediyordu ya. <laughs> Kocanın yanında şöyle güzelce bir giyin diye. Sen giyindin de ne oldu pembe? He? Pembe anne bu, bu nedir? Gece giyersin belki. Şöyle şık şık. Soğan kokularıyla adamı caydırdım. <laughs> Çok güzel bölüm olmuştu. Çok da güzel bir ilgiyle izlendi. Tekrar herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ara ara ona atıf yapıyorsak. Bunu niye konuşmadınız? Çünkü niye konuşmadıklarınızdandır bu atıflarımız. Bundan Unutmayın. sizdendir. Sizden yine. <laughs> bir de... Şu ofislerde 15 kişiye aynı anda pasta kesme olayı bitsin. Ay evet ya. Bir doğum günü yapılacağı zaman bu fakirlik nedir arkadaşım? Biri Mart'ta doğmuş biri Mayıs'ta. Hadi gelin Ahmet'le evet, benim doğum gününü. zamanında çok skeçlerimde de işledim. Yani Ocak'ta doğanlar, Şubat'ta doğanlar, katil doğanlar gibi herkesin doğum günleri... Bir anda o en mutlu gün olması gereken gün en yas dolu güne dönüşüyor. <laughs> ve insanlar en nefret ettiği insanlarla birlikte mum üflemek zorunda kalıyor. Evet. Yeni yaşına ne diliyorsun? Diğerlerinin ölmesini yani <laughs> diğer kutladıklarımın. <laughs> Diğerlerinin terfi edememesini diliyorum sadece. Yani ofiste zaten insanlar birbirini sevmiyor ve sevmediklerini evet. de belli edemiyor. Ve o ofis çekildiğinden öğle yemekleri. Ay. O doğum günleri dışarıda kutlanıyorsa öğle yemekleri. Daha önce de konuşmuştuk ya herkesin o fotoğraf çekilmek için kareye girmeye çalışması. Happy <laughs> hepi hep, 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 birthday şarkılarıyla. Ve bir de o e, Sodexo'larla birbirine hava atma. Ve ofiste böyle neşeyle girersiniz ofise. Günaydın dersiniz birine öbürü de hı hı diye sana cevap verir. <laughs> Ve böyle bir tane geçirmek istersiniz. Onlar genelde e, alınmasınlar ama IT'ciler oluyorlar. Evet beni hayatta en, yani. en soğutan detay hakikaten bu. E, senin neşene yeterince neşeli karşılık var. Yani forendini bekentle karşılayamayan ben insan. Ben onu şey diyorum işte mesela ben çok neşeliydim ofiste. Bana hep böyle gerizekalı gibi davranırlardı ve kan ya derlerdi. Bak şu hareket kan ya. ne oluyor ya? Yani üç memen mi var benim ya kan diye böyle sıkıcı hayatlarına gömülürler. Bir de yaşlı tepkisi vardır. Birileri şaka yaptığında ve güldürdüğünde yaşlı tepkisi. Bak orada bir travma çıktı ortaya bence. O gülmeler hayra alamet değil o gülmeler. Aa, hayra alamet <laughs> Bu neydi? Bu vaziyetler, ay, hayra, ay, alamet. vaziyetler hayra alamet Bu değil de durur. Sıla. Sıla. Eski Türkçe denince de sen be Sıla. Sen Sula. Be. <laughs> Bir de bu arada Türkçe dublajlı film izleyen insan. Ah. Türkçe değil ama Türkçe film değil. Yabancı film buradan anladın <laughs> Ama bazen hani yaşlıların gözleri görmüyor. Annem babam falan. Lütfen. Daha fazla <laughs> konuşma çünkü inanırım. <laughs> Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. <laughs> <laughs> Türkçe dublaj çok. Babam böyle der hep. Ama bizde çok iyi dublaj sanatçıları var. <laughs> ama oyunculuğu anlamıyorsun ki o zaman. Mutlaka var. Mesela Bruce Willis, Bruce Willis olduğu Alev Şayar. Sezer. Alev Sezer. Rahmetli Alev Sezer. Ve Alf, değil. Alf yapan Düşük Kenter'dir. Hülya Koçit, Hülya, Hülya Koçit yapan Ceyhan Tözüm. <laughs> ah onu da yeni kaybettik rahmet olsun. Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz bir seslendirme sanatçısıydı ama... Mesela birliktesin biriyle çok havalısı. Şu seni soğutur mu? Size de soralım gömercim kuşları. Biriyle birliktesin ve çok hoşlanıyorsun. Bana <laughs> İstersen önce Halona sorayım. <laughs> Maybe you prefer. <laughs> e, diyelim ki birinden çok hoşlanıyorsun ve senin de İngilizcen gerçekten çok üst seviyede. Hmm. Ya bana göre hele çok çok üst. Normal diyelim. <laughs> seviyede gidiyorsunuz. E, bir şey açtın Netflix'te. İlla diyor ki Türkçe dublajlı izleyeceğiz. Franziya'da, Hawaii Meteor madır ya da Ay e. çok kötü. Ya. Ha, bunun doğru olmadığını ikimiz de biliyoruz. Öyle değil mi? <laughs> Hadi ama. <laughs> ya ya da işte bir anda e, bir ben e, böyle bir eve ya da İngilizce altyazılı izlemek için kasanlar onlar grupça. daha beter ha, grupça izliyorsunuz Aa, bu arada e, herkes için okeyse e, İngilizce herkes için okey değil gerizekalı. çünkü biz Türkçe konuşuyoruz ve ya, Türkiye'de yaşıyoruz evet ya ne yapıyorsunuz abi ya Evet ve bunun üzerinden dil üzerinden hava atmak korkunç bir şey bence. Ama yine de dublajlı filmde congratulations diyorsun. annem değilsen çünkü annemin gerçekten gözleri zor görüyor ve kulağı da ağrıyor. Benim kulaklarım de işte. Ne annem kırmızı başlı kız mı? Seni daha. Annen acaba bir şey seyretmese mi diyorum şimdi mi? Ve bir eve gitmiştim gerçekten. Çocuk inanılmaz havalı böyle motorlar bilmem neler falan. İçeride Hırkan izliyordu. Hayır can, hayır. Allah'ın izniyle bunu böyle yapmayacağız diyor Sylvester Stallone ve Dedim ki ne oluyor ve Kanal 7'de genelde bir Türk, Türkçe dublajlı Türk filmleri oluyordu o zaman. Kanal 7'de de buradan selam olmadı. Benim ablamı, e, ablamı benden, benim ablamdan sonra şey. ablam tam bir Survivor freak'ti. <laughs> bir dönem ama o dönemleri geçti. Karanlık dönemlerden geçti benim ablam <laughs> Survivor izlerken. Ama inanılmaz yani ve Trabi'yi destekliyordu ve içeride cinnet geçiriyordu. Aptal! Sanki içeride bir 3. Dünya Savaşı var odasında yani. Korkunç bir kaptırıyordu kendisini ve ben Aman tanrım, aman tanrım. Aman tanrım. Diyorum. Benim bir arkadaşımın ilişkisi böyle bitmiş. Çok hoşlanıyorum aman çocuktan. <laughs> aman tanrım. aman tanrım. Ve çocuk şey demiş arkadaşıma telefonunu alabilir miyim demiş. O da zannetmiş ki yani telefonunu istiyor. O da söylemiş 0532. <laughs> o da demiş ki hayır öyle değil gerizekalı telefonunu alabilir miyim. Almış ve şey demiş senden Turabi'ye SMS gönderebilir miyim benim paketim bitti. Eyvahlar olsun. Bence bu da 5. aile mahkemesinde bitmesi gereken bir ilişki yani. Bence de öyle. <laughs> bir de mesela sosyal medyada ortak hesap açan çiftler ve evlenir evlenmez soyadını değiştiren kadınlar. Hmm. Anında bak ben onu daha önce bir programda da söylemiştim. Evlenir evlenmez. Soyadını değiştiren kadın boşandı da donuna kadar alır seni. Evet. Ve o anı bekliyordur çünkü. Anı Ve gerçekten de Siyam ikizi gibi WhatsApp profil fotoğraflarınızda, Instagram fotoğraflarınızda dip dibe yan yana fotoğraf koyması gerek yok. Bir gün bana Ayhan diye biri yazıyor. Ayhan'la konuşacaksın bu konuyu dediler. Ayhan'a da WhatsApp'ta baktım karı koca fotoğrafları var. Ben de dedim ki Ayhan Bey böyle böyle bir maruzatım var böyle yaptı. Ben kadınım yalnız. Ay ne bileyim ben. Ayhan ismi genelde Ayhan Işık geliştim, falan. Erkek işim. yani evet. Sen karında niye fotoğraf koyuyorsun Ayhan Bey? Ya da Ayhan. Bir de adın onun. Ayhan gibi unisex bir isimse. İsmet gibi yani <laughs> Fikret gibi ya da yani. E, bunu bu kadar evet. övünerek de ben fotoğraf koymazdım şimdi o an. <laughs> Hoş değil. Bir de WhatsApp'ta durum e, story atanlar. WhatsApp story atanlar. <laughs> o kadar hayatı sevmeyin. Ne olur ya. Yani bu kadar hayatı sevmeyin ya. Bu hayata bu kadar tutunmayın. Her yaptığınızı her yerden duyurmak zorundasınız. Twitter'da zor da iyisiniz. bir ara vardı story. Sonra ne yapıyorum ben dedi herhalde o zamanki sahibi. A oğlu <laughs> <olur> falan diyormuşum. <laughs> Jack. Ve onu hemen şey yaptı, elimine etti. Yok <laughs> o etti zamanki sahibi. <laughs> Bir de böyle biyolarına okudukları bütün okulları yazanlar. Ay evet. Koç ha. alumni. Ne yapayım ya? Ne yapayım yani? Ne ise malum alumni. Bir de e, Twitter'a bir foto... yani Twitter genelde arkadaşlar fotoğraf koyma yeri değil zaten. Ya ben koyuyorum. Hayır. Özen, e, haklı ama. Haklı. Haklı. Ama koyuyorum. Canım benim. Hep de e, Sezar'ın hakkını Ayşe'ye teslim ederim. Çünkü 400 bin takipçim var. Nereden kısmet çıkacağı belli olmaz. <laughs> o kadar haksız ki biz de bekarken aynı tuzaklara düştük kardeşim. <laughs> Bakma şu an tuzumuz kuru. <laughs> Ve Twitter'da Twitter'da şöyle insanlar LinkedIn'de var. LinkedIn'de bile video atarım hiç abi Ay yani. LinkedIn'den millet birbirine ne yürüyormuş biliyor musun? Aa, LinkedIn'de çünkü herkes şöyle baktığı için kan. herkes bir seksi gözüküyor Arkadaşlar, çünkü. Arkadaşlar LinkedIn'de iş arıyorsunuz, iş koca aramıyorsunuz ya da eş aramıyorsunuz. Böyle kadın foto fotoğrafları var bak. Ya. Ne oluyor ya? Ben valla bekarlar her yerden arasım. Hayır var. ya bir de herkes LinkedIn'de partner owner. Ben hiç daha mavi yakalı görmedim LinkedIn'de. <laughs> herkes bir yerin ya ortağı ya birazdan CEO'su olacak. <laughs> bir de LinkedIn'de şey oluyor biliyorsun. İki tane Harvard Business Review makalesi e, okuyan <laughs> eğitimine Harvard yazıyor. Ne yaşıyorsunuz ya? <laughs> ya da yani? uzaktan onu online eğitimini alan 10 saat. Ya yani bu bizim Harvard'daki şopa gidip pijama almamız ve sonra eğitimimize Harvard yazmamız gibi bir şey olur yani. Anladın mı? Kaan sana inanılmaz bir olay anlatacağım. <laughs> Arkadaşlar. Ama programdan sonra diyorsun mesela. <laughs> ve gömerci kuşlarımıza soracağım Hı. bunu. Bir arkadaşım var ve ben biliyorum bitirdi okulu. Utanılacak bir okulda bitirmedi. Yani Çukurova ziraati bitirdi. Ne varmış bunda? Evet tabii ki. Sonra gitti. Gültepe'de e, oturmak <laughs> Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bir master yaptı bunun üstüne. Çok güzel. Harika değil mi? Ama LinkedIn'in ilk açtığında ne var? Boğaziçi Üniversitesi el elem. <laughs> Asla yok Çukurova Üniversitesi. Zaten. <laughs> Boğaziçi alümni. Sanki liseden yüksek sansa atlamış gibi arkadaşımız yani. Direkt. Ne gerek var böyle şeylere? Arkadaşlar Benim LinkedIn'imde Büyük olun. Esma Sultan İlkokulu bile var. <laughs> Hiç utanmam ben. Mahalle Mektebi'm var. Şahin Edim Ortaokulu var. Kokmaz Yiğit Lisesi var. Konuş kız. Ve e, Yıldız Teknik Üniversitesi var. Hadi buyurun. Hepsi de devlet okulu. Nen Amerikan marşı ne alaka acaba? Seni tebrik ediyorum. Yani şu ana kadar hep devlet okulunda mı okudun gerçekten? Hep devlet okulunda okudum ama Kokmaz okurken Robert'in yanındaki okul derdim hep soranlara. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de karaktersin. Ay benim arkadaşımın da Soğanlı'da otururken Bahçelievler'de oturuyorum demesiydi. Ama iyiydi. bir şey söyleyeceğim. Ee, Kokmaz şöyle diyorduk. Biz o zamanlar süper lise vardı. Hangi okuldasın? Kokmaz devlet mi? Devlet. Ama süper. <laughs> süper devlet. <laughs> Süper değil. Süper, Gotham City süper, yani. <laughs> süper lise de. Ne Anadolu Lisesi ne Düz Lise. Yani tam ne katılıyorum tamam, ne bu katılmıyorum. Konuları, bu konuları karıştırmak istemiyorum şu an. <laughs> süper lise. Şöyle liseler de açılıyordu ama. Harika lise. Muhteşem lise. <gülüyor> <gülüyor> Demiştim ya sana az önce. E, sen de e, bana katılmıştın. Kısmetin nereden geleceği belli olmaz ya. Pardon katılmamıştın. E, <laughs> Yönlendirmeli bak gidiyor. Sen de bana katılmıştın. Hak ver. Eşek gibi alkışlamıştın. <laughs> <laughs> Twitter'da şöyle şeyler var Fotoğraf koymak için yırtınanlar Yani o fotoğrafı koymak şuradan Sen değilsin bu sen ha. gösterilerini falan paylaşıyorsun Ya da dümdüz fotoğraf atıyorsun Ya da denize girdiysen ve karnım çıkmam istedim evet. onları koyuyorum Şöyle şeyler var geçtiğimiz günlerde e, Hayvanları koruma günüydü Ve bakın küçük minnoşta fotoğrafı ha. Minnoşta göğsünün arasından çıkmış ama <laughs> Minnoşun... Hayvanları koruma konu. Kedi rahminde ama. <laughs> ve e, kadının göğüsleri yüz ve minnoşun kafası gözükmüyor yani. Ama burada adaletli olalım. Erkekler de çok ciddi teşhirciliğe başladılar. Aa, evet. Yani arada şortlu ben de koyuyorum ama sadece vücut fotoğrafı koyan erkeklerimiz de var. Ve 2 gram kasa olan herkes maşallah kendisini seks makinesi zannediyor. Ve ben artık bundan da çok rahatsız influencer tıpçılarımız var yani gerçekten evet, doktorlar. Evet bundan da konuşmuştuk. Şurada. Biraz böyle seksi olan doktorlarımız da iyice zıvanadan e, çıkmış vaziyetteler. Evet nerelerinden ne çıkaracağını şaşırmışlar. Şaşırmış. Steteskopu kışlarına <laughs> sokacaklar neredeyse. <laughs> <laughs> Bazıları. Bir Bazı. Azınlıktan bahsediyoruz tabii ki biz. Bütün sağlık çalışanlarımız başımızın üstünde. Şuramda bak Gerçekten hepsi öyle. benim. Gerçekten öyle. Onlara kurban oluruz biz. Ben bir de şeyi hiç sevmiyorum. Her tanıştığıyla... Çok çabuk samimi olan insan. Hmm. Mesela seninle tanıştım ben. Ya çok güzel ya senin muhabbetin. Haftaya doğum günün var. Ay bana ne ya? Bana ne senin doğum gününden? Ee, ben bir ünlümüzün ismini maalesef veremiyorum. Çünkü Kaan da beni hmm. de tanıyor. Kaan hatta daha iyi tanıyor. Hmm. Ee, bir ünlümüzün doğum gününe davetliydik. Ve gittiğimizde ne gördük biliyor musun? O gün yani doğum günü gününde tanıştığı Aa, evet. e, bir arkadaşını. Arkadaş diyemeyiz ona. birlik bir e, evet, partner. Evet üzücüydü. Dedik ki sen nereden tanıyorsun işte nokta noktayı. Aa biz bugün havuzda tanıştık. Ya bu evet. kadar mı düştün doğum gününe adam çağıracak kadar evet. dedik bunu. Yani belki bilmiyorum içinden gelmiştir o kişiye yükselmiştir onu bilemeyiz tabii ama e, bazen böyle aşırı ama sonunda görüşmemişlerdir eminim yani hani. Ya ne görüşecek o da birilerini düşle. Abi bir miyim dedim diye. ben ne görüşecek yemişim onun görüşmesini ya böyle aşırı samimiyetler. Bir de doğum gününüze çağırdığınız zaman kimler geliyor diye soranlar. Sen ha. benim için mi geliyorsun yoksa onun için mi geliyorsun? Ben tabii ki onun için geliyorum. Kimler diyorsun. geliyor? Ya, biz aşırı birbirimize sorarız ama. Beş dakika kala falan sorarız evet. yani. Bir saat kala sorarız. Ben çok ilgilenmem. Ya da ben Kaan'a şunu sorarım. Ya, o sevmediğim nokta nokta geliyor mu? Ha evet. O kadar. O geliyor. hani uzağa oturayım bilmem ne yapayım. Beni o masaya koyma derim. Ee, böyle de e, kurallarım vardı. Böyle Çürken de çöken kuralları vardı. Bir de... Bir yere gittiniz yemek yemeye, hesabın grupça ortak ödeneceğini anlayınca camış gibi yiyip içenler. <laughs> Bir büyük açar mıyız? Yani git küveti istersen rakıyla doldur. <laughs> evet yani sen o gün diyettesindir, içmiyorsundur ya da e, Abdullah İmran'ın ailesinden geliyorsundur. Bir <laughs> değilsindir ve gözüne bakıp böyle yapar. Herkes içerdi mi? 8 kişiden 7'si yoğur Bir büyük alalım o zaman biz. <laughs> ne vardı? Bunun, beyler Beylerbeyi. Bunun tabii tam tersi de çok kötü. Nedir tam tersi? Ne? Hesap gelir gelmez. Benim 374 lira. Yani öyle bir şey yok. Toplu geldiyse o haydariye bir kaşık attıysan sen de o hesaba ortak olacaksın. Bir de ben yine restoran yemeklere geleceğim. Bu e, garsonlara çok kötü davranan insanlar. Ay evet. Hizmet sektöründeki insanlar bizim hizmetçimiz değiller sevgili dostlarım. İki dakika sipariş verdikten sonra yemeğim gelmedi başka müşteri de yok ama zıkkım ya yani. Biraz bekleyeceksin kardeşim orası restoran. Ne zaman çıkar bir de arkadaşlar. Ya tükürse sizin yemeğiniz. Ben çok korkarım. Ben de çok korkarım. Çayıma tükülecek çayma Ben ondan bir kere çok korkarım. Kötü yani korktuğum için de kötü davranamam ama insani olarak da kötü davranamam. Çünkü bir de bir de lütfen bir kamu spotu. Gittiğiniz her yerde bahşiş bırakın. Eğer korkunç bir muameleye maruz kalmadıysanız bahşiş bırakmak zorundasınız. Çünkü o insanlar 3 kuruşa çalışıyorlar. Siz orada 500 liraya ravioli yiyorsanız e bir 50 lirayı da bırak bir zahmet yani. Evet. Paelli. Paelli. On onlar senin yani hizmet eden insanlar senin hizmet için değil. Evet. O yüzden mesela bir insanla buluşmaya gittiğinde de hep bakarım. Garson nasıl davranıyor? Hizmet sektöründeki insanlar nasıl davranıyor? Hizmet sektörü açısından dezavantajı onlar. Hoda. Hoda. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Hoda, hoda. O da güzel. Hoda güzel. Bizim bankada çalışırken bir Hatice ablamız vardı. Dünyanın en tatlı insanıydı. İşini bu kadar aşkla yapan bir insan olamaz. Hı -hı. Maalesef rahmetli oldu. Rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Bak bu kadar işini aşkla yapan bir e, mutfak insanı olamaz. Sabah kahvaltı saati herkes işte yumurta bölümünde duruyor o da. İşte kimisi iki göz istiyor, kimisi menemen istiyor, kimisi bilmem ne istiyor. İnsanlar o, onun o tatlılığından o kadar şımarmışlardı ki evinden özel tereyağı mı getiren. a Bir dakika bu tereyağıyla ile yap Hatice Hanım. E, e, bu, bu maydanozu bilmem beş dakika sonra at. Hemen atma Hatice Hanım falan. Böyle şımarıklıklardan ben hiç hoşlanmıyorum. Böyle şeyler mi yapıyorlar? Sanki beş yıldızlı otelde yemek yaptırıyor. Aynen öyle. Askeri ücret indirimi yaptı diye sevilen insanlarız biz yani. Lütfen böyle şımarıklıklara evet, gerek yok. Evet ve emeklilikte yaşa takıldığımız için maaş <laughs> alıp aynı anda şirketten atılmadığımızı sevinen insanlarız. <laughs> bir de e, aşırı olması. sipariş verenler değil mi? Özel sipariş. Verenler. Ay benim bir arkadaşım var. E, i̇smini vermek zorundayım. Mustafa. <laughs> yani Mustafa'ya buradan selam olsun. 20 kişilik masada garsonu kitler. Kitler. Kardeşim e, benim hamburgerimde soğan olmasın. Tamam adam böyle. E, domates... Ama soğan da yanında olsun filan. Ama yanında olsun. Domates olmasın çünkü suyu akıtıyor. <laughs> o zaman da e, et sulanıyor. <laughs> TMA <Lıkın> sendromu. <laughs> Ve o garsoncağız oradan masanın ortasına gelmesi bir buçuk saat. Ve ben artık onunla yemeğe gittiğimde yanımda getiriyordum yemeğimi çünkü aç kalacaktım. <laughs> yani. Bu garsonları salın artık ya. Kesinlikle öyle. Bir de herkesin siparişini veren bir masa babası vardır. Oo çok iyi. Ee, sen bize ortaya bir e, paçanga böreği beş Haydari tabak. getir. He. Ortaya niye Haydari getirsin? Bir kere <laughs> yoğurdu niye 20 kişi kaşıklayarak yiyelim yani? Bir de şu vardır ya insanlarda. Tam fotoğraf çekileceksin. Bir dakika yemekler gelsin. Yemekler niye gelsin ya? Sen orada e, patlıcan ezmesinin yıl dönümünü kutlamıyorsun yani. Kendi doğum gününü kutluyorsun. <laughs> Abi influencer şimdi adını vermeyeceğim kan ama herkesin çok iyi bildiği ve yemek de tanıdan. Danı, tanıdan. Danıdan. <laughs> Kendini danıdan. Evet. <laughs> Mesela in... Vedat Milli değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ah, keşke. Evet. Influencer. B birlikte bir yemeğe gittik ve o da tabii ki videoya çekiyor falan. Ve çok güzel bir cheesecake geldi. Ben de bir çatal aldım ve böyle elime bir vurdu. <laughs> Aa, anne! <laughs> Ben <laughs> ne yapıyorsun? Fotoğrafını <laughs> çekecektim gerizekalı dedim aa, ona. Aa, inanmıyorum. İçinden hırsında boğulan bir pislik çıktı. Ay inşallah bin takipçi kaybetmiştir. İnşallah. Isırıklı cheesecake yüzünden. <laughs> bir de sosyal medyada çok fazla ev işi paylaşanlar var. Ve Ay, bundan evet. fenomen olanlar var. Çok seviyorum böyle e, evini temizleyenler, o çeşmeleri, muslukları temizleyenler. Gerçek bir terapi hakikaten. Evet. Bir de benim çok sevdiğim bazı fenomenler var. Onlar nefis ütü yapıyorlar. Bu arada biliyorsun ütü yapmak çok büyük bir terapi ama insanları çok rahatlatır. Hele tefalle yapmak. Aa, terapiste vereceğim parayı tefale veririm. <gülüyor> <gülüyor> Mesela terapistime gittim yerine tefalistime gittim. <laughs> Bakın gömercin kuşları aklınızdan çıkmayacak 3 tane özellik söyleyeyim mi? Bakın notalı soracağım bunları. Tefalden hafif ve kompakt Pure Glease, kireç avcısı Turbo Pro ve üçüncü olarak da 3200 watt gücüyle Pure Max her zaman söylediğim gibi bu üçlü çok güçlü. <laughs> bu arada ürünlerin linkleri açıklamada mevcut. Linklere tıklayarak bakabilirsiniz. Bir daha Ayşe'cim ben bulunduğu ortamın güzelliğini yaşamak yerine sürekli o insanlarla gelecek planları yapan insanlara hastayım. Biz. Mesela böyle biz evet o biziz bize hastayım. Mesela yemekteyiz grupça. Bu ekip bayramda Beyrut. <laughs> ya bir kere şu yemeği önce biz dıkkımlan ya. <laughs> ya da Kaan'cım Burada yemek yedik ya evet Ağustos'ta tekme. <laughs> ne alaka acaba? Hadi bir de gaza gelin. Ama kimsenin teknesi yok masada. <laughs> o anda herkes depositoları öder ve sonra o tekneye gidilmez. Kesinlikle Ama öyle olur. Ama kim gideriz senle ben. Biz, biz her zaman biz mutlaka gideriz. Ee, bir de bu arada Kaan'la biz şunu yaparız arkadaşlar. Teknesi olan arkadaşa yaltaklanma. <laughs> o bize mesaj attığı zaman Kaan'cım Ayşe'cim tekne sözümü unutmadım dediğinde bizde bir bayram sevinci. Aa! Bir de mesela son dakikada programı eken insan. Sen ona göre masa ayırtmışsındır program yaparsın. 2 dakika kala seni arar. Halam covid oldu. Yani halanla sen aynı evde mi yaşıyorsun? Kızıldık şerbeti gibi Bir de gibi. halan covid olduysa demek ki sen de covid oldun gerizekalı. <laughs> atıyor ya, bırak atıyor. Son dakika akıllı mesaj yani Bir de sesli mesajla Kaan'cım ya, çok özür diliyorum ama mida kedim ishal oldu ve ağzıma yaptı <laughs> filan. Ya böyle saçma sapan bahaneler hani inandırıcı da değil anladın mı? Aa, çok kötü. Öyle anlar için size bir gömercin tavsiyesinde bulunayım arkadaşlar. Benim her zaman telefonumda stok fotoğraflarım vardır. Hmm. Kazalı araba, serumlu kol. Bunları gerektiğinde <laughs> çekiyorum şak şu kendimi böyle hasbelkader serum <laughs> takıldığında gelmem mi gerekiyor sevmediğim birinin doğum gününe? Aa canım çok kötüyüm nazar değdi herhalde. jort <laughs> of ya. Ya da işte e, Allah uzak etsin iptal 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 diyerek kazalı arabamın ön tampon fotosu. Ama şöyle açık e, açık havadaysa güneşli foto. Herkese ne güzel havadaysa... açıklıyor. Havadaysa... Herkese ne güzel açıklıyor. <laughs> yağmur foto. Şimdi ben birinin doğum gününe falan gitmedim diyecekler ki kesin yalan söylüyor. Evet yalan söylüyorumdur Ben <laughs> de herkesi takip ederken takiptesin şeyini sıkmış atını alıyorum. Daha de söylemiştim. Unfollow ettiğimde ayo ben seni takip ediyorum diye o ekran görüntüsünü. <laughs> Aa inanmıyorum. Berbat insan. Evet şu an bütün cancel, 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 cancel landık yani. Biraz da bizden soğuyun diye Biraz da bizi de o kadar da sevmeyin canım diye yaptık. Ben yaptım. de şunu yaparım. Söyleyeyim Yok bunu söylemeyeyim bunu artık. Bunu söyleme abi. Söyleyeyim mi? Söyleyeceksin. Tamam. <laughs> Çünkü sen diyorsun söyleyeceksin. Ben de şunu yapıyorum. Ay sevmediğim birileri aradığında görmedim telefonu. Yani ama değil onu sen yapıyoruz tabii canım. tabii ben de yapıyorum. Aa ben görmedim. Ve zırt diye aramaları da çok sinir olurum. Önce evet, bir yazın. Evet o da soğutan bir şey. Çok. Cart diye arayan. Cart diye aramayın. Önce yazın. Herkese yani bize diye değil. Önce yazın. Güzel A şeyler Arkadaşlar yazın. bir de cart diye görüntülü aramayın kimseyi. Aa o hiç olacak iş değil. Yani görüntülü aramak için bir kere benim o anda İpek kirpiğim takılı mı? Tabii. Taş dövmem yerinde mi? Dudağımda parlatıcı gloss var Beni mı? Beni eski yöneticim bir kere aramıştı görüntülü ve ben <gülüyor> tuvaletteydim. <gülüyor> ve tam çıkarken herhalde tamamen e, toplanmışımdır diye açtım ama tamamen toplanmamıştım. Ve yani korkunç şeylerde o travmalarıma kırmızı odaya girmek istemiyorum şu an. <laughs> ben ne yapıyordum biliyor musun? İlk zamanlar böyle Barış'la flört ederken tabii. Fotoğraf, Flörtin. Flörtin. Fotoğraf istiyor. Erkeklerin bu fotoğraf isteme sevdası bitmiyor. Of. Bir boydan alabilir miyim? <laughs> Hepsi çünkü Kerim Abdülcabbar olduğu için. <laughs> Ben de fotoğraf atıyorum. Tabi arada da ufak rötuşlar yapıyorum. Hmm. Yani e, ufak rötuşlar. Reenkarnı olmuşum gibi <laughs> photoshoplarım vardır biliyorsunuz. <laughs> Ölüp yeniden mi dirildin Ayşe'cim Bunları gönderiyorum. Sonra bir gün e, artık çok özledim size dayanamayacağım deyip zart diye görüntülü aradı. <laughs> Ve ben o kadar çirkinim Face ki da filtre daha keşfedilmemiş. Allah kahretsin keşke keşfedilse. Hala <laughs> keşfedilmedi. Lütfen nöbetçi bilim insanları göreve. <laughs> <laughs> Hemen meşgule verdim. Ne oluyor falan dedi. dedim ki şu anda burada bir altyapı çalışması var mı? internet çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> altyapı gerçekten ama üst yapı ama sen rötuş yapıyorsun o sırada. <laughs> ee, burada da görüntülü arayanlara lütfen aramayın diye tekrar telkinde bulunalım. Bir de ben böyle her ortamda bulunmaya çalışıp herkese şirin gözükmeye çalışan insanlardan nefret hmm. ederim. Hayır, evet. Her ortamın dedikodusuna hakim olmak isterler. Mesela toplu bir fotoğraf görürler altına ben neredeyim aşk olsun sen olman gerektiği yerdesin, evdesin, evdesin yani. Evdesin yani zıkkım her bir yerde de, de, de olamazsın. ben niye çağrılmadım? Çağrılmadın çünkü seni sevmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya da o ortamda çağrılmadın yani. Her ortamda olamazsın sen. Olman da gerek Bunu Buna bu kadar yok. içten peki yaşamamız bu öfkeyi. Ama gerçekten yani lüzumsuz bir şekilde, hadsiz bir şekilde her yere o çatlaktan sızmaya çalışan insanı e, attention sevmiyorum. Etenşun biçlik deniyor ya ona yani. Bir de Kaan'cığım bir şehre, bir ülkeye gittiğinde sana dördüncü saniyede veren. tavsiye veren insan. Of Laramla'ya gittiysen mutlaka Sangriye için. İyi ki söyledim ben yayık hayranı arıyordum. <laughs> Ve kaşarlı poğaça. <laughs> Mutlaka Londra'da esen Nottingham'de kitapçı uğra. Öyle mi ben Remzi kitabevini evini arıyordum. <laughs> ben de sahafları arıyordum orada o sırada yani. <laughs> yani... Ya da yurt dışına taşınır taşınmaz son skecimde izleyenler Aa, çok ee, ya hemen paylaşma Türkler geliyor. Paylaşma dediği yer de New York. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi iyice New Yorklu olduk biz de. İyi ki taşınmışım. Daha önce yaşamıyormuşum ben ya. Senden de rica edeceğim. E, ne olur öyle buraları paylaşıp durma. E, Türkler gelir doldurur vallahi Hiç gerek yok. E sen de gelir daha 6 ay olmadı mı zaten? E, o kadar oldu ama alıştım hemen alışılıyor. Zaten burada hayat çok hızlı akıyor ya. Herkes işinde gücünde. Başka bir birlikle ilgilenmiyor insanlar. Tam bana göre. <laughs> Biz Kaan'la bir kere Tarabiye Otel'de kahvaltı yapıyorduk. Kaan da story attı. E i̇şte çok güzel buranın kahvaltı dediği. Kaan'a şöyle mesajlar geliyor. Lütfen Tarabiye Otel'i meşhur etmeyin bir Oteli meşhur etmeyin. Yani lütfen Çurahan'ı meşhur etmeyin. Yani bu şey gibi bir şey. Lütfen Kaan Bey, Emel Sayın'ı meşhur etmeyin. <laughs> Kaan'cığım bir de benim nefret ettiğim insan. WhatsApp gruplarını bir anda kedili köpekli komikli videolarla dolduran. Hoş geldin Kurtuluş Sekba. <laughs> <laughs> bir de sana sorar. Kaan'cığım gördün mü o teriyerli labradorları videoları? Görmedim baba okumadı işaretliyorum çünkü seninkileri. <laughs> bir de bizim var mesela radyoda bir kayıt ekibimiz var. Kayıt ekibi için arada şöyle şeyler geliyor. Gördünüz mü bilmiyorum Allah belalarını versin. İtalya'da yürüyüş yapanları polis yokla saldırmış. Peki bundan sana ne? Ya da o andaki WhatsApp grubuna ne? <laughs> WhatsApp gruplarını politize etmeye çalışan insanlar vardır. Bir de her WhatsApp grubunda gündemi 8 gün geriden takip ederler. <laughs> evet. Yani mesela şu an sizin WhatsApp grubunuza şey falan atıyor insanlar. Demek altılmasa kaybetti ha nasıl oldu falan yani. <laughs> o kadar geriden takip eden her WhatsApp grubunda vardır mutlaka. Bir de e, WhatsApp gruplarına fotoğraf atılacaktır. Toplu fotoğraflarda büyütüp önce kendine bakanlar. Ben. Ben yani. <gülüyor> <gülüyor> Bir de FaceTime'da e, FaceTime yaptığında sürekli diğerini küçültüp kendine bakanlar. Ben. Bir de fotoğraf fotoğrafınızı çektirirsiniz birisine. Çektirdikten sonra güzel çıktım dersin. Bir bak bakalım. Bir bak bakalım da bok gibi çıkmış demektir. <laughs> Ruhsuz çekmiş Ruhsuz çekmiş bir bak beğenmezsen ve onu beğenme ihtimalin sıfırdır mesela. Bir de Kaan Rus ruleti gibi selfie kim çekecek oyunu Aa, vardır. Sen çek sen daha iyi beceriyorsun deyip bana hep verirler ve ben hep patates gibi çıkarım <laughs> selfielerde. O yüzden beni gerçekte gören herkes ne kadar ince ve daha e, fitsiniz fotoğraflardan. Çünkü fotoğraflarda bir patatesim. <laughs> Kaan Sekban anlamı ne acaba? Dünyaya düşen ilk patates tanesi. <gülüyor> <gülüyor> ve son olarak da şunu söylemezsek olmaz e, tabii Ayşe'cim. Başarı. Başarı. Da, e, bravo. Bak işte dostluk böyle bir şey. Gerçekten böyle bir şey. Başarı, başarı deyip kapatıyormuşsun mesela değil mi? <laughs> başarı neden insanları bu kadar rahatsız eder biliyor musun? Neden? Çünkü başarı osuruk gibidir. Seninki hariç herkesinki sana rahatsız edici gelir. E, katılmıyorum. Gerçekten seni seven insanları asla rahatsız etmez. Alttan şöyle yazın da geçin. <laughs> <As> <laughs> ne, 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 Hayır <laughs> Bizi seven insanları, bizi gerçekten seven insanları başarılarımız asla rahatsız etmez. Tam tersine bizim başarılarımızdan feyz alırlar, mutlu olurlar. Ama onlar dostlarımız. Dostlarımız. Bir de dostman dediğimiz, dost mu düşman mı fren emirlerimiz var. Onlar fren var, fren var. Onlarsa sizin başarısızlığını beklerler ve başarısız olduğunuzda da sizin yanınızdaymış gibi hemen birden görünür olurlar. Mesela biz Kaan'cığımla Gömercin kuşlarına başladığımızda bir sürü insandan bir Ghosting. tebrik, tebrik mesajı da alamadık. Ne bir like aldık ne bir paylaşım. Ee, ancak Aa. Şunu deseydik bir tane. salkım olduk orada yani. Hepsiyle bir kahve içmişliğim var. Zeyir zıkkım olsun. Evet. Hiç yabancı düşmanım olmadı. Hepsiyle bir kahve içmişliğim var. Zeyir zıkkım olsun o kahveler size inşallah. Yani gerçekten hani öyle bir söz var ya. Ben ona hiç iyilik yapmadım ki. Neden bana kötülük yapsın denir ya. O kadar çok iyilik yaptığımız insan var ki. Ama e, balık bilmezse balığın da Allah belasını versin <gülüyor> <gülüyor> İyilik yap beni <laughs> ki. <dağıttık. gülüyor> Şunu söylemek <laughs> istiyorum. Kimse bizi tebrik etmezken biz kanalda bugün şöyle bir story çıksak. Maalesef artık gömercin kuşlarına devam edemiyoruz. Bak. Ve başımıza gelenleri de e, ileride açıklayacağız Puff. falan desek. O bize var ya sinsi gibi bir köşede bekleyen Hemen ararlar. Kardeşim bekleyen... ne oldu ya bir şey oldu galiba e, yapabileceğim bir şey var mı? O sırada ilaçlarını alıyor <gülüyor> ama. <gülüyor> ne oldu ya arkadaşlar bugün hemen bir parti verelim çünkü gömerce ama bitmeyecek. O yüzden ya. ben geçen gün öyle bir tweet attım. Maalesef devam edemiyoruz büyük umutlarla başladığımız şeye dermişim diyerek program linkini koydum. Ben de az manyak değilim ha. <laughs> Ama o da çok güzel bir turnusel oldu ve bizi hiç likelamayan insanlar o tweet'i like like'ladı. Ve e, ayrıca ben e, seyircilerimizin de elindekinin kıymetini bilmesini istedim. İyice manyakmışım ben değil mi? Sevgili gömercilerimiz, bugün insanı insandan soğutan hareketleri sizlerle paylaştım. Hatta paylaştık. insanı bizden soğutan. İnsanı bizden, bizi sizden, herkese herkesten soğutan böyle iğrenç bir program yaptık diyormuşum. <laughs> Ama tabii ki bu daha çok parti 2, parti 3 kaldırır. Siz de lütfen sizi hayattan soğutan Hal ve hareketleri yazın, paylaşın ve biz de part 2, part 3'ü çekelim. E, sizi çok seviyoruz. Bu bölümü tabii ki izlemeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bizim sizden başka kimimiz var diyoruz ve sizi kocaman öpüyoruz. Kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın.